büyük yatırım olacak olan Doğu Katı, Doğu Katı Atık Entegre Tesisimizin açılış törenine hepiniz şeref verdiniz, hoş geldiniz. İnegöl Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İnegöl Yeni Yörük Katı Atık Depolama Tesisinin toplanarak enerji üretim tesisine iletilmektedir. 2 adet enerji motoru bulunmaktadır. 2.4 megawatt kurulum gücüne sahiptir. Devam eden yatırımlarla tesis 2021 yılında entegre tesise dönüşmüştür. <Sessizlik> Sayın Bakanım, Kıymetli Hazirun, değerli misafirler. Şimdi programımızın açış konuşmalarını yapmaları için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aylinur Aktaş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak atıktan enerji üretimini ve ham madde geri kazanımını sağlayacak entegre tesisleri kentimize kazandırmak için çalışmalara başladık. Kentimizde günlük yaklaşık 3500 ton evsel nitelikli atığı Doğu ve Batı Havzası olarak ikiye ayırdık. Doğu bölgesinde hali hazırda düzenli depolama sahası olarak 2012 yılından beri hizmet veren bu alanı entegre bir tesise dönüştürdük. Tevafuk ilçe belediye başkanlığım döneminde yapılmıştı. Allah nasip etti. 2018'den itibaren de Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde burada yatırım yapmak nasip oldu. Yap işlet devlet modeliyle yapılan ihale kapsamında yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırım yapılarak bu alan bir entegre katı atık bertaraf tesisine dönüştürüldü. Tesis tamamlandığında da 40 milyon dolarlık bir yatırımın tamamının bu yıl sonu itibariyle harcanmış olacağını ifade etmek istiyorum. Mevcut durumda tesis Bursa'nın doğu bölgesinde bulunan yaklaşık 580 bin kişilik nüfusa sahip 5 ilçeye hitap etmekte. Bursa'nın toplamda belediye yüzde 15 civarı burada işlenmekte ama sene sonunda tesis tam kapasiteye ulaştığında 1 milyon 400 bin kişilik nüfusa sahip 8 ilçeye hitap edecek tesiste Bursa'nın da toplam atığının yüzde 40'ı değerlendirilmiş olacak. Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik ayırtma tesisinde cinsine göre ayrıldıktan sonra organik atıklar biyometanizasyon tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına kalorifik değeri olan atıklar da atıktan üretilmiş yakıt hazırlama tesisine geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor ki yaklaşık atığın yüzde 65'ini de bu vesileyle burada e, depolama sahasına göndermeden azaltmış oluyoruz. Biyometanizasyon tesisinde iki tankımız devreye alındı. İnşallah yıl sonuna kadar toplamda üç tane daha tankımız devreye girecek ve 12 megawatt saat enerji üretimi gerçekleştirerek yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca tesisi atıktan enerji üretiminin yanı sıra ülkemize başlatılan sıfır atık projesi kapsamında da kaynakta ayrıştırma sonrasında karışık belediye atığının içerisinde kalan kağıt, karton, cam, metal gibi ambalaj atıkları da ayrıştırarak ekonomiye kazandırılmakta. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendinin kürsü teşkilini arz ederim. Bugün hakikaten sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın heyecanı içerisindeyiz ve işte şu anda ilk eser meşalesini inşallah yakmış oluyoruz. Doğu bölgesi katı atık entegre tesisimizin de açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bursa'mızın marka değerini arttıracak tüm yatırımlarımız şehrimiz için kadim başkentimiz Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu durum tabii ülkemizin her yerinde artık yoğun bir şekilde hissedilmektedir ve sektörel bazda baktığınızda tarımdan sağlığa, sağlığımıza, su kaynaklarımızdan ormanlarımıza kadar tüm canlı hayatını tehdit etmektedir. Biz de Türkiye olarak bir Akdeniz ülkesiyiz ve Akdeniz havzasında yer alıyoruz. Bu sebepten dolayı kapalı bir havza olmasından dolayı iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasındayız. Ülkemizin kuzeyinde sel ve heyelan felaketleri yaşanırken bir bakıyorsunuz güneyinde de orman yangınları, İç Anadolu'da da kuraklıklarla aslında iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde görmekteyiz. Tabii bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın net sıfır emisyon diyerek ortaya koymuş olduğu yeşil kalkınma hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda biliyorsunuz 2053 yılında tarihi bir proje hedef ortaya koyduk ve bu çerçevede net sıfır emisyon hedefiyle inşallah hep birlikte valilerimizle milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşımızla el ele vererek inşallah bu hedefi yakalayacağız. Canla başla çalışacağız. En güzel çalışmalarımızın başında da aslında Türkiye'yi kuşatan sıfır atık seferberliğimiz geliyor ve saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz bugün bütün dünyada örnek alınan ve küresel bir harekete dönüşen e, bu çevre hareketiyle birlikte bugün Bursa'nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longaz Ormanları, İnkaya alanını da içine alınan yine asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli doğal zenginliklerimizi korumak için canla başla mücadele ediyoruz. Tabii bu çerçevede aslında atıklarımızı sayın vekilimizin de ifade ettiği gibi ham maddeye dönüştürüyoruz ve ekonomiye katkı sağlıyor. Evlatlarımıza da vatandaşlarımıza da aslında yeni iş alanları istihdam alanları oluşturuyoruz. Ve amacımız onlara inşallah güzel bir gelecek sunmaktır. İşte bugün de Bursa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisimiz bu yatırımların en başarılı örneklerinden bir tanesidir. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ve Uludağ Üniversitemizin de büyük katkılar sunduğu iklim şuramızda aslında geri dönüşüme dair çok önemli bir hedef ortaya koyduk. 2053 vizyonu çerçevesinde net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde 2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60'a çıkaracak ve 2053 itibariyle ön işleme tabi olmayan atıkların düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz. Bu çok çok önemli bir karar. Bu kararlılık neden önemli kıymetli kardeşlerim? Bakın bugün sıfır atık hareketiyle Başlamış olduğumuz süreçte yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28'lere çıkardık. Dünyada hiçbir ham madde sonsuz değil, sınırsız değil. Ve işte iklim değişikliğinin etkilerini de az önce anlattım çok daha derin bir şekilde hissediyoruz ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız ve bu çerçevede de aslında hem ekonomik kazançlar hem de istihdam noktasında büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde tam 98 milyar liralık ekonomik kazanç elde ettik ve aslında milyonlarca ağacı da kesilmekten kurtardık. Havamızı daha temiz hale getirdik. Sularımızı daha temiz hale getirdik ve bu çerçevede de aslında göllerimizi, denizlerimizi, kıyılarımızı korumaya gayret gösteriyoruz. Aslında bu çok önemli bir başarı hikayesidir ve 2053 yılında da katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çok çok önemli ve bu manada bu tesisi, bu tesisleri ülkemize kazandırmak, şehirlerimize kazandırmak hem geleceğimiz adına, hem çocuklarımız adına çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir projedir. Tabi Bursalı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz Doğu Bölgesi katı atık tesisimiz hedefimize giden aslında yolun taşlarını döşememize çok yardımcı olacak ve Bursa'nın doğu bölgesinde bulunan tam 5 ilçesine şu an itibariyle 5 ilçesi akabinde daha da artacak bu ilçelerimizin sayısı. Ee, i̇nşallah yıl sonu tam kapasiteye ulaştığında bir buçuk milyon Bursalı kardeşimize yani Bursa'mızın yarısına hizmet verecek. Bursa'nın toplam atığının yüzde kırkını dönüştürecek ve atığı ekonomik değere dönüştürecek. Aynı zamanda buradan çok kıymetli bir kazanım elde ediyoruz. Elde ettiğimiz enerji üretimiyle birlikte 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Tabii bu tesiste yetinecek miyiz? Asla yetinmeyeceğiz. Bunun bir kardeşini de aslında Başkanımız ifade ettiler, hızlıca Batı bölgesine inşa edeceğiz. Belediyemiz bu noktada hummalı bir şekilde çalışıyor ve yapacağı yatırımlarda çevresel etkileriyle, insan sağlığına olan etkileriyle, doğaya olan etkileriyle birlikte her türlü etüt, araştırma yapılıyor ve bu çerçevede alınması gereken tüm tedbirlerle birlikte işte yapılmış bir tesisimizin yanında bugün tören yapıyoruz. Ee, ve burada işte yemyeşil çiçekleriyle böcekleriyle e, herhangi bir şekilde çevreye doğaya zarar vermeyecek şekilde bu tesisimizi açtık İnşallah batıda da bir benzerini e, açmak suretiyle e, Bursa'daki geri dönüşüm sürecini inşallah tam anlamıyla tamamlamış olacağız şimdi buradan hep birlikte söz veriyoruz Tabii bu çerçevede belediyemizin yanında olmaya devam edip ee, bu tesiste tüm yatırımlarımızda tüm altyapı yatırımlarımızda olduğu gibi inşallah Batı tesisimizi de 2024 yılında tamamlayarak Bursa'nın tamamında atıklarımızı ekonomiye kazandıracağız ve Bursa'nın ekonomisinin yavrularımızın sağlıklı yarınlarını en güçlü hale hep birlikte getireceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Siz de çalışanların Ya Rabbi bileklerine güç ver Kuvvet ver Ya Rabbi hizmet sahipleri çalışanları Ve bu tesisi Sen akla hayale gelmez Ya Rabbi bu tesimi ve hizmet mekanımızın Müessesimizin hayırlı ve hayırlara vesile olması için Dualarımızın kabulü için Ve Allah rızası için El Fatiha Artık Bursa'mız çevreye bu noktada çok çok duyarlı, atığını dönüştüren, yüzde yüz atığından enerji üreten, istihdam üreten bir şehir olacaktır diyorum. Ve hep birlikte buyurun tesisimiz Bursa'mıza hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Saygı değer konuklar, kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerimiz. Sayın Bakanımızın katılımlarıyla Doğubölgesi Bölgesi Katı Atık Entegre tesisimizin açılışı gerçekleştirildi.